şu anda bunu kullanacak durumda değil. Tabii. Dolayısıyla biz bu sayısal okuryazarlığımızı bir arttırmamız lazım. Yani şöyle de bir şey oluyor. Bu sebeple de bazı çalışmalar sadece kentsele yönelik olmuş oluyor. Evet. Dolayısıyla kentselde bir yükseliş oluyor. Belki de sadece kırsala özel ayrı çalışmalar da yapılabilir bu anlamda. Şimdi aslında bütün uygulamaların en basit düzeyde herkesin kullanabileceği nitelikte olması lazım. Ama herkes derken en azından bilgisayara bir girebilmiş bir minik bir şeyleri yapabiliyor olması lazım. Bunun belki de en güzel şeyi biz uzaktan eğitimle bu işi yapabiliriz. Yani herkesi sayısal okur yazar yapmak için üniversitelerimizde okutmaya da ihtiyaç yok. Yani bazı programlarla uzaktan eğitimle bu yapılabilir. Hı hı. Çünkü şimdi yazılım ve bilişim mühendisliği aslında bir ekonominin aslında lokomotifi. Yani ne kadar yazılıma yatırım yapıyorsanız çok az bir yatırım çok büyük bir gelir sağlıyor size. Bu anlamda çok avantajlı bir alan. Bu anlamda çok avantajlı. Yani insanlarımızın bir miktar bilişim şeylerine çok küçük yaşlardan başlamasında fayda var diye. Bu konularda diye da bir çalışma oldu yakın zamanda değil mi? Bir ilk liselerde seçmeli derslerde yine kodlama ve yazılımla ilgili bir gelişme oldu diye hatırlıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ben geçen bir 5-6 ay önce bir toplantısına katıldım. Yani böyle bir arama toplantısıydı. Orada da ilkokullara, ilkokul müfredatına bu yazılım geliştirme yahut da algoritma şeyini koymaya çalışmayı programa almaya karar verdi. Güzel. Öyle diyelim. O da bir gelişme. Evet. İzin verirseniz tabii hocam. Tam bu noktada hocam bir reklam, bir iki dakikamız var ama toparlayayım. Şunu üzerinde durmakta fayda var. Bakın birçok konulardan bahsediliyor. İşte Ali hocamın bahsetmiş olduğu Ar-Ge inovasyonun alt başlıklarına baktığımızda bulut bilişimden bahsediyoruz, büyük veriden bahsediyoruz, mikro ve nanoteknolojilerden bahsediyoruz, yapay zeka, robot teknolojilerinden bahsediyoruz. Yine Aydın Bey'in söylediği gibi sayısal okuryazarlık noktasında ilk öğretimden üniversiteye varıncaya kadar neler yapılmasından bahsediyoruz. İşte tam bu noktada şunu çok net ortaya koymak lazım ki bütün bunları yapabilmek çok ciddi bir plan, program ve strateji gerektiriyor. Eğer siz bunları planlı, programlı ve sistematik bir şekilde ülke politikası, ülke stratejisi haline getirip bunu 1 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık planlara dönüştürüp sonra da bunları çok ciddi bir şekilde uygulamaya koyarak hayata geçiremezseniz bunlar hiçbir anlam ifade etmiyor. Ve bunların da somut hiçbir uygulaması ve çıktısı da olmuyor. Siz bu anlamda ilk öğretimden üniversiteye kadar ne eğitim içeriğini planlayabiliyorsunuz, ne eğitim sistemini sağlıklı hale getirebiliyorsunuz, ne de eğitim ve öğretimde istenilen kalite seviyeyi sağlayabiliyorsunuz, ne de bu eğitim sonucunda ortaya çıkan insan kaynakları biraz önce Aydın Bey'in söylediği gibi ihtiyaçları karşılıyor mu, karşılamıyor mu bu eşleştirmeyi de yapamıyorsunuz. Türkiye'nin bu anlamdaki insan kaynağı ihtiyaçları nedir? Hangi alanda, hangi insan kaynağına ihtiyaç var? En basit söylemek gerekirse yine Aydın Bey'in söylediği gibi Almanya bundan birkaç sene önce 40 bin tane bilişimci transfer ediyorum dünyadan, şu kadar da ücret ödeyeceğim demesine rağmen sadece 4 bin tane toplayabildi. Başvuru oldu. Bu ne demektir? Siz eğer ihtiyaç olan insan kaynağını yetiştirmek istiyorsanız en az 10 yıl 15 yıl sonra bu insan kaynaklarını yetiştirebiliyorsunuz. Bu ne demektir? Siz bugünden başlamak gerekiyor ki 15 yıl sonrasının insan kaynağını yetiştirebilirim. Ancak bu alanlarla verim ilgili ancak verim alabilirim. Hı. Ama bu planlamayı yapmadığımızda işte Almanya dedi ki ben 15 yıl bekleyemem, 20 yıl bekleyemem. 20 yıl beklersem sen zaten teknolojik yarışta, bilgi yarışında ve dünyadaki rekabet ortamında zaten geri kalmış oluyorsun. Bu konuda hazır olan ülkeler her alanda seni geçmiş çok oluyor. Hızlı bir şekilde geçmiş oluyor. Hocam kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz.